Herkes bu dünyaya kendi hikayesiyle gelir. Ben de kendi hikayemin kahramanıydım. Güçlüydüm. Ama hikayemin en güzel yerinde, en mutlu anında düştüm, tuzla buz oldum. Herkes için aradığım adalet aşkta yokmuş meğer. Sen beni bir uçurumun kenarına kadar getirip aşağı ittin Ayşe. Düştüğüm bu yerden kalkamam artık. Yola devam edemem. Nefesim tükendi. Gücüm tükendi. Sana inanmanın, sana aşık olmanın cezası çok ağır oldu. Nereden bileceğim lan ben senin doğru söylediğini? He? İftira atmadığını nereden bileceğim? Araştır ya da çağır Ayşe'yi sor. Anlatsın beraber işlediğimiz cinayeti. Cinayet mi? Ne cinayeti lan? Ayşe'yi taciz eden adamı öldürmekten yargılanıyorum ben. Cezaevlerine düştüm nişanlım yüzünden. İşte sizin hikaye de burada başlıyor. Çulsuz kaldık ben içeri girince. Para lazım. Avukat lazım. Ayşe beni hapisten kurtarmak için çırpınırken seninle karşılaşmış. Mecburen evlenmiş seninle. Sizin olayınız bu. Ulan madem cinayetten yargılanıyorsun, ne işin var lan senin burada o zaman? Cezaevinden nasıl çıktın geldin sen? Öldürdüğüm adamın yakınları içeride şişlediler beni. Bak. Canımı zor kurtardım. Asıl Ayşe korktu. Para bulacağım dedi, adam bulacağım. Firar etmene yardımcı olacağım dedi. Buldu da tuttu, kaçırdı beni hapisten. Ben de soluğu burada aldım. Bana bak bana. Şebeke misiniz oğlum siz? Ha? Ne ayaksın? Ferit'ten para mı koparmaya çalışıyorsunuz? Söylediklerin yalansa seni toprağa bir daha gömerim. Bu sefer ışıkta kalır. Anladın mı lan? Ben Ayşe'yi seviyorum. Ondan asla vazgeçmem. O da beni seviyor. O da asla vazgeçmez. Bunu söylemeye geldim. Ulan! Ulan! Lan sen benim canıma kastettin lan. Lan sen benim atımı öldürmeye kalktın lan şerefsiz. Kıskandım Ayşe'yi. Ama kıyamadım sana. Aradım, buldum. Sırtını da taşıdım, biliyorsun. Kıyamadın ha? Kıyamadın. Lan sen benim evladıma kıyacaktın lan. Sen benim atıma kıyacaktın lan. Sen benim masum fırtınama kıyacaktın lan. Şş, tamam Ferit, Ferit. Oğlum sakin ol, zaten kuş kadar canı var. Bir tanesiz ölecek, gidecek, elinde kalacak. Bir sakin ol, kendine gel bakayım. Ayşe içeride, git çağır bir konuşalım. Hadi. Hadi abim. Sen de... Çıkarmış gömdüğümüz yerden. Seni gömdüğümüz yerden çıkardılar diye kurtuldun mu zannettin lan? Bir daha gömemez miyiz yani? Dayı sen benden ne istiyorsun ya? Ben sana ne yaptım dayı? Bırak beni gideyim.
Sal beni ya. Şerefsiz. Pis işlerine benim kızımı niye bulaştırıyorsun lan? Ne bulaştırması ya? Senin kızın yakamdan düşmüyor. O getirdi beni buraya. Sahte kimliği de o ayarladı. Ben şimdi seni bırakırsam bunu herkese anlatırsın. Benim bu işi sağlam olmam lazım. Ver lan. Seni önce öldüreceğim, sonra gömeceğim. Anlatmam dayı. Anlatmam, kime anlatacağım ya? Bana ne? Vallahi billahi anlatmam. Bak oğlum, ben garanticiyim. Benim kızımın saçının bir teline zarar gelirse var ya, dünyayı yakarım lan. Seni bir şartla bırakırım. Kendi pisliğini temizleyeceksin. Beni Ayşe kaçır diyeceksin. Her şeyi o planladı diyeceksin. Sahte kimliği o verdi diyeceksin. O zaman çeker gidersin. Ne Ayşe'si? Ha? Ne Ayşe'si? Ne Ayşe'si dayı? Ben hayatta o kıza çamur atmam. Ben ölürüm, o kızı lekelemem. Tamam hadi sık. Sık lan! Sık! Ha. Demek Ayşe senin için bu kadar değerli ha? Biz de Ayşe'nin canını yakarız. Yapacak bir şey yok çocuklar. O güzel kızla ilgilenin artık. Dayı. Dayı, dayı bir dakika. Götürün. Dayı. Dayı! Bir dakika. Baba, ben senin kıymetini bilemedim. Özür dilerim. Ben evladım beladan kurtarmak için gözümü kırpmadan adam harcarım. Ama bu dünyada bela bitmiyor ki. Sen beladan uzak duracaksın kızım. Muhteşemsin sen. Tamam, söz beladan uzak duracağım. Tekrar günaydın benim sevgilim. Aa, Sinan abi, hoş geldin. Ne güzel sürpriz bu. Ferit kahvaltı hazırlamıştı. Ben de sana bir bardak getireyim, hep birlikte sofraya oturalım, olur mu? Yok, ben ettim, sağ ol, size afiyet olsun. Her şey yolunda mı Sinan abi? Vallahi yolunda olmayan bazı şeyler var. Yok değil. Önemli bir şey yoktur umarım. Ya aslında bizim seninle konuşmamız gereken bir mesele var. Abi. Ne var oğlum? Ayşe ile konuşulacak bir mesele değil bu. İşle ilgili bir durum. Biz kendi aramızda konuşuruz. İyi tamam, ben kaçtım o zaman. Görüşürüz Sinan abi. Hadi eyvallah. Sinan abi buraya kadar geldiğine göre önemli bir mevzu var desene. Anlatmak istersen dinlerim. Yüzümüzü asmıyoruz. Gidip güzel güzel kahvaltımızı yapıyoruz, tamam mı? Çok seviyorum seni. Sevgilim benim. Özür dilerim. Özür dilerim, sana zarar vereceklerdi. Mecbur kaldım. Affet.
oluyor lan? O Bahaden'den serseri yok mu? He. Hande'yi bulaştırmadan bütün olayları Ferit'e anlattı. He. Yani o mesele kapandı, tamam. Allah Allah. Yani başımızdan bu belayı savdı. Öyle mi? Bitti. Evet, yani bitti. Tamam. O zaman o da hapsin bittiğine göre telefonumu alayım babacığım. Bak Handan, son defa söylüyorum. Bundan sonra kendinin de bizim de başımızı belaya sokacak hiçbir işe bulaşmayacaksın. Karşında eski Hüseyin yok. Vallahi bakmam gözünün yaşına. Al. Tamam. Bana baksana. Bana bak. Baba ya. Peki. Sen gel bakayım şöyle Hüseyin. Gel bir konuşalım. Gel. Gel otur şuraya. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yani bana hiç mantıklı gelmiyor. O baha mıdır nedir, o çocuğun hiçbir çıkarı olmadan niye senin sözünü dinlesin ki? O kadar halktan sonra Hande'yi kurtaracak. Sonra da gidip teslim olacak, öyle mi? Allah Allah. Bana bak Hüseyin. Bana doğru söyle bakalım. Sen bu bahaya ne yaptın? Oo, ben kızımı kurtarıp eve getiriyorum. Bir de burada mı sorgulanıyorum? Ya kızın eve geldi mi? Üzümünü ye, bağını sorma. Allah Allah, bitti. Peki sen benim acımı anlayabilir misin Azade? Sen bu hayatta ne kaybettin? Adnan yanında, çocukların yanında. Sen bu hayatta gerçekten nerede kaybettin Azade? Bir dur, bir düşün istersen. Ben aynı anda iki can kaybettim. İki can. Benim kardeşim bir can dünyaya getirirken kendi canından oldu. Bol fıstıklı un helvası yaptım adım. Sıcak sıcak, siz seversiniz. Komşuları da dağıtayım değil mi? Dağıtmayayım o zaman. Annen nasıl oldu? Çok sevindim. Ne? Taşınıyor musunuz? Gidiyorsunuz yani buradan. Nereye peki? Arada beni ararsan çok sevinirim ama. Ebru ablaya selamlar. Kendine iyi bak Cenk. Cenkler İstanbul'a taşınıyormuş. El birliğiyle bu işi de çözdünüz. Gönderdiniz. Mutlu musunuz şimdi? Giysilerinizi terzden aldım hanımım. Odanıza yerleştirdim. Hanımım? Hanımım iyi mi? Ne bileyim ben Kezban abla. Hanımına sor. Ferahi'nin bir çocuğu olacaktı. Öyle mi? Hüseyin göz göre göre oğlanı ortadan kaldırmış. Adnan Bey, bundan sonrası polisin işi artık. Ortada ceset yok, delil de yok. Polisten yırtarlar. Biz halledeceğiz. İşin ucunda benim evladım var. Bahtiyar, Hüseyin'in ipini çekmeye hazırlan. Benden haber bekle.
Tamam. Gel Yaman. Müsait miydi Dandan amca? Müsaitim tabii, gel otur. Ne yaptın, konuştun mu Hüseyin'le bu ödeme meselesini? Bankadan Deniz Bey sordu. Yüklü miktarda kredi talebinde bulunmuş. Ben de sıkıntı yok dedim. Onay gelmiş bugün. Bak, hiç kimseye kefil olmak yok, anlaşıldı mı? Yani maaşımdan başka neyim var ki zaten kefil olacak? Yaman, bu senin doğum günü hediyen. Kutlamaya zamanımız olmamıştı. Çok teşekkür ederim Adnan amca. Ama felaketimle doğduğum için çok da kutlanacak bir gün değil aslında. Anneni sen öldürmedin. Kendini suçlama. O gün o kadar çok ağlamışsın ki susturamamışlar seni. Sonra ben geldim, seni kucağıma aldım, kokladım. İşte o gün seninle bir bağ oluştu aramızda. Sen evlatsın bana. Sağ ol Adnan amca. Allah razı olsun. Adnan amca, bu sizin antika saatiniz. Çok kıymetli, çok pahalı bir saat bu. Ben bunu kabul edemem. Bak Yaman. Sen ta lisedeyken ben kendime söz vermiştim. Bir gün bunu ben Yaman'a hediye edeceğim diye. İşte o gün geldi. O saat senin. Hem biraz evvel dedin ya, benim maaşımdan başka neyim var ki? Yarının insana ne getireceği hiç belli olmaz. Bir gün bir bakmışsın, burası senin olmuş. Aşkım, şu zeytin ağacı kaç yaşındadır sence? 70 yılı falan var kesin, değil mi? Köklerine baksana. Babam bir keresinde bana bir zeytin ağacı göstermişti. 1600 yaşındaymış, biliyor musun? İnanamadım duyunca. Aa, incir ağacı değil mi o? Ya duralım bir iki dakika, ne olur lütfen. Hadi. Tamam. Susuz kaldık ben içeri girince. Para lazımdı. Avukat lazımdı. Ayşe beni hapisten kurtarmak için çırpınırken seninle karşılaşmış. Mecburen evlenmiş seninle. Sizin olayınız bu. Herkes aynı değil. Herkes ihanet etmez sana. Ben etmem. O yarayı kapatacağız. Hayatında yepyeni bir sayfa açacağız. Güven bana. Ben sana asla ihanet etmeyeceğim Feride. Asla. Gel şuna. Gel gel. Gel gel. Tadı çok güzel. Çok tatlıymış. Al aşkım. Sağ ol. Bana dokunuyor. Ama karın senin için incir toplamış. Yemeyecek misin? Eline sağlık. Sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dediğim gibi dokunuyor. Ağaçlar birbirleriyle konuşurmuş, biliyor musun? Toprağın altından birbirlerini kökleriyle bağlanırlarmış. Mantarlar da onlara laf taşırmış. O ağaçtan o ağaca. Biz de o ağaçlar gibi derinlerden kök salar mıyız aşkım? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Merak etme.
Şu iş meselesine kafam takıldı biraz. Benim çok çenem düştü değil mi? Ne yapayım? Mutluyken böyle oluyor işte. İçim içime sığmıyor işte. Pardon. Açabilirsin istersen. Gerçekten seni kıskanmıyorum. Ben kocamı çok seviyorum. Ona çok güveniyorum. Peki. Ayşe'nin yalanlarından sonra konuşacak halin kalmamış olabilir. Sonra konuşuruz, sen bir hazmet. Ne haber? Hayırdır, sesin iyi geliyor. Mutluyum. Telefonla kavuştun ya, ondandır. Ya ben telefonsuz kalır mıyım? Almıştım zaten. Şimdi iki tane oldu. Ayrıca ben böyle küçük bir şeyle mutlu olur muyum sence? Flaş haberi duyunca çok şaşıracaksın. Neymiş o flaş haber? Ayşe'nin maskesi düştü. Gerçek yüzü ortaya çıktı. Ferit nihayet karısının nasıl biri olduğunu öğrendi. Ya kızım sen ne yaptın ya? Ya ben sana demedim mi gitme söyleme diye? Sen illa başını belaya mı sokacaksın ya? Ha? Yo, bela falan yok. Babam çok temiz bir şekilde halletti. Anlayacağım, Ferit Ayşe evliliği bitti. Şimdi ne yapacağım? Ferit'in senin kollarına koşmasını mı bekleyeceğim? Çok uğraştım Yaman. Çok emek verdim. Beni sevsin diye, bana dönsün diye. Hayırlı olsun. Kızmıyorsun değil mi seninle bunları konuşuyorum diye? Sonuçta sen de Betül'le evleniyorsun. Yani biz her şeyden önce arkadaşız. Yok, kızmıyorum ya. Senden başka anlatacağım kimse yok. Beni bir tek sen anlıyorsun. Ferit nasıl kalkacak bu işin altından ya? Yıkılacak. Ben de yıkıldım Yaman. O kızla öpüştüğünü gördüğüm an öldüm ben. Eğer Ferit o kıza aşık olduysa sana geri dönmez hem de. Canımı yakmak için mi böyle konuşuyorsun? Daha fazla üzülme diye söylüyorum. Dost acı söyler. Neyse, konuşuruz sonra. Hadi kapatayım. Buyurun avukat hanım. Tamam, hemen bakıyorum mailime. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nişanlım Baha tacizci şahısların bıçaklı saldırısına maruz kalmıştır. Olay anında nişanlımın niyeti meşru müdafaa gereği hem beni hem de kendini korumak olmuştur. Konuşmak için köşe bucak kaçtığın o Baha mıdır, Maha mıdır, nedir? Biri var ya hani. Baha. Bak burada ne yazıyor? Azade Sancakzade yeni gelinini bir evde aşığıyla bastı. Benim karım da bunları hak etmiyor. O böyle bir şey asla yapmaz. Ayşe benim arkamdan iş çevirmez. Sen benim duygularımı mı sorguluyorsun? Ya ben hayatımda ilk defa birine çarpıldım. İlk defa birine inandım. İlk defa biri tarafından öpüldüm.
Kezban, Ayten. Yemekler hazır değil mi daha? Hazır hanımım da Ayşe Hanım şey istemişti. Ne istedi? Ekşi şaşı çorbası yapmak istedim. Antakya mutfağından. Hmm. Demek Antakya gelini olmaya karar verdin ha? Peki. O zaman o domatesleri güzelce ezeceksin. Hemen. Böyle mi? Evet. İyice ezilecek. Baharatları da tutturunca... Hepsi tam ayarında olacak. Evet, öyle. Bu kural sadece mutfak için değil, hayat için de geçerli. Devam et bakalım. Hmm. Çok güzel olmuş bunlar. Aferin. Hadi size sofrayı hazırlayın da yemek saatini geçirmeyin. Hemen hazır olur hanım. Bardakları götürüyorum hemen. Biz seninle çok iyi gelin kaynana olacağız Azade anneciğim. Ayşe, salıp gitmişsin. Akşama yetişir mi ekşi aşı çorbası? Yetişir, yetişir, merak etmeyin. Elimden geleni yapıyorum. Hadi, acele et. Hülyalara dalmayın Ayşe. Kaynanan tam orayı düzeltmişken yine işiteceksin o zarını. Utanma oğlum. Sen utanılacak bir şey yapmadın. Sen dosdoğru aslan gibi adamsın. Bu kızla konuşmadın mı sen? Mutfakta yemek yapıyor. Gayet keyfi de yerinde. Ne konuşayım abi? Ha? Ne konuşayım ya? Hala inanamıyorum. Ben kendime gelemiyorum ki. Gidip ne konuşayım onunla, ne diyeyim ben ona? Oğlum ağzına ne geliyorsa onu söyle. Ne yapacaksın böyle? İçin içi kendini mi yiyeceksin böyle? Hande'deki gibi. Aman başkaları rezil olmasın, adı çıkmasın. İyi güzel olan Ferit olsun. Bu mu? Abi. Bu sefer Hande gibi değil abi. Aklım diyor ki git. Ağzına ne geliyorsa söyle. Dök içini rahatla. Ama şuram... Yapma diyor, yapma. Canını yakma onun diyor. Ne yapacağım ben abi? Oğlum onların da canı yanacak. Hep bizim mi canımız yanacak? Ya delirtme benim, beynime kan sıçrıyor oğlum. Şimdi gideceğim ağzıma ne geliyorsa söyleyeceğim. O olacak yani. Vallahi billahi ya. Bana bak. Oğlum bu acıyla yaşanır mı? Bu acı çekilir mi Ferit? Bu acı çekilir mi oğlum? Beterin beteri varmış abi. Bunu da öğrettiler. Sağ olsunlar. Olsunlar. Bak git konuş kızla. Belki de o it yemledi bizi. Nereden biliyoruz yalan söylemediğini? Hı? Bak durduk yere kızın günahını almayalım. Günah. Ferit. Oğlum bir şey söyle. Günahını almıyoruz abi. Araştırdım. Mahkemeye verdiği ifade geldi az önce. Nişanlım Baha diyor. Nişanlım diyor. Baha doğru söylüyor yani. Resmi evrak bu. Yalan olmaz. Ezile büzüle para istedi bir de benden ya. İhtiyacım var dedi. Meğer nişanlısını kurtarmak için yapıyormuş her şeyi. Vay arkadaş ya. Ayşe Hanım'a baksan ya. Dışarıdan bakınca da melek. Ulan sana bir bakış var. Yani dersin ki...
Kör kütük aşık bu. Meğer hepsi para içinmiş. Sen bile tuttun buna para kaptın. Ulan hadi Hande'ninki ihanet. Bununki ne? Düpedüz gönül tacirliği lan bu. Kim bilir ne yalanlar söyledi sana. Nasıl sattı kendini? Ferit. Abim. Bak canım kardeşim ağlama ne olur. Tamam lan. Kafama takılan bir şey var. Bak biliyor musun? Ya inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Gel. Gel göstereyim gel. Gel bak. Gel. Bak Allah aşkına bak. Bak Allah aşkına. Bakar mısın ya? Bir insan masum rolünü nasıl bu kadar inandırıcı oynayabilir? Ha? Nasıl abi? Benim aklım almıyor. Oğlum sen şimdi ne yapacaksın bana onu söyle. Yani hiçbir şey olmamış gibi daha ne kadar susacaksın? Bu nasıl iş oğlum? Susmayacağım abi. Susmayacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Oho. Hadi siz de gelin. Hadi. Hoş geldin Vediye abla. Hoş bulduk canım. İhsan abi yok mu? Yok, o aç değilmiş. Ben de sen ısrar edince kıramadım. Hadi gel şöyle otur. Buyurun. Evet. Ayten, Kezban abla, buyurun siz de. Oturun hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hah. Ben de size bakmaya geliyordum. Karın ekşi aşı hazırlamak istemiş. Bakalım. Nasıl yapmış? Geçin oturun. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Çok güzel olmuş Ayşe. Eline sağlık. Afiyet olsun Adnan amca. Ayşe artık bana baba demeni istiyorum. Doğruya doğru. Bir kusur bulurum diye baktım ama bulamadım. Aferin Ayşe. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Oo. Sefan olsun Ayşe'cim. Bak kayınvaliden ilk kez sana gelin payesi verdi. E bunu yaz bir kenara bence. Ama asıl önemli olan kocanın beğenmesi değil mi Ferit'ciğim? Tadına bakmak ister misin? Senin için yaptım. Feriz. Öncelikle herkesten özür diliyorum. Herkes buradayken bir itirafta bulunmak istiyorum. Bizim Ayşe ile evliliğimiz gerçek bir evlilik değil. Başından beri size bir oyun oynadık. Nasıl yani? İnsan ailesine oyun oynar mı oğlum? Ne demek şimdi bu? Firuze iyi misin? Baş başa konuşalım ister misin? Konuşacak bir şeyimiz yok.
Ailemin her şeyi duymasını, öğrenmesini istiyorum. Artık onların gözünün içine baka baka yalan söylemek istemiyorum. Ferit, lütfen susar mısın? Hayır, susmayacak. Konuş oğlum, anlat her şeyi. Anlatayım anne. Hande ile evlenmemek için bir çözüm arıyordum. Biliyorum, direkt size gelsem, gönlümü açsam, istemiyorum desem kabul etmeyecektiniz. Baskı yapacaktınız. En çok da sen anne. Ben de başka bir yol bulmak istedim. Acaba ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra sizi başka birine aşık olduğuma inandırmak istedim. Ayşe'ye getirdim. Sonrası da hepinizin malumu. Aslında bizim Ayşe'yle hiçbir ortak geçmişimiz yok. Birbirimizi daha önceden tanımıyorduk. Şans eseri tanıştık. Ben Ayşe'ye bir teklif sundum. Alacağı ödeme karşılığında benimle bir evlilik oyunu oynar mısın dedim. O da kabul etti. İhtiyacı varmış. Aramızda bir sözleşme yaptık. Sözleşmeyi görmek, bakmak isterseniz burada. Ferit, nasıl bir saçmalık bu böyle? Hem bizi kandırdın hem de bunu şimdi gururla anlatıyorsun. Gururla anlatmıyorum. Kendime bir aşk masalı uydurmam gerekiyordu. Bu masala hepinizden önce de benim inanmam gerekiyordu. Başka bir çıkar yol bulamadım. Şimdi ne oldu? Daha süresi bitmemiş. Bu saçmalık gerçek mi oldu? Hayır anne, olmadı. Biz sadece Ayşe ile mutlu, birbirini seven bir çifti canlandırdık. Hepiniz de buna inandınız. Ayşe bu oyunu o kadar iyi oynadı ki, yani ne yalan söyleyeyim, bir an ben de onun gerçekten kocası olduğumu sandım. Her neyse, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Helali hoş olsun. Ama bu oyunu uzatmanın daha fazla manası olmadığını düşünüyorum. Size daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Ayşe ile şu an itibariyle yollarımızı ayırıyoruz. Kendisiyle oynadığımız aşk masalı sona erdi. Ben bu masala inanmıştım. Bana bunu neden yaptığını açıklayacaksın. Benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Hayır Ayşe, sen de söylemelisin. Ferit'in anlattığı her şey doğru. Hatta o kadar doğru ki ayaklarım şimdi yere basmaya başladı benim. Ferit haklı. Ben bu oyunu biraz fazla kaptırdım kendime. Her şey sahteydi. Ama yemeği aşkla yaptım size. İçine sevgimi, umudumu, hayallerimi, heyecanımı kattım. Afiyet olsun. Hoşça kal. Oyun arkadaşım. Ayşe abla. Dur yerine. Kalpte bir yarasın sen. Nasıl kanatabilsen. Dursa dünya, dönse devran. Bu günahı silmem. Senin
yarasında. Aşk yaşatandır nihayetinde. Dünya var olalı beri ne aşk affetti ihaneti, ne de söndü geride kalanların intikam ateşi. Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri, dönmeselerdi yarı yoldan, aşk efendimiz olur, hükmü alırdı dünyadan. Hayaller hep önden koşar ama sonuçta gerçekler kazanır. Ben bu evliliğe hiç inanmamıştım zaten. Sinan, senin bu sözleşmeden haberin var mıydı? Ayşe İstanbul'a dönüş bileti bakıyordur. Boşuna meşgul etme Vedia. Ayşe kötü bir kız değil Azade. Ve Ferit'e çok aşık oldu. Onlar birbirini sevdi. Sözleşmeyle, parayla nasıl aşk oluyorsa. Eğer bana biraz inansaydın, bu kadar şaşırmazdın Adnan. Ferit bu kıza çok aşık deyip duruyordu. Ama itiraf edeyim, haklı çıktığıma üzüldüm doğrusu. Sen her şeyi nasıl görmek istiyorsan öyle görüyorsun Azade. Aralarında ne geçti, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Ama Ferit'in duyguları gerçekti. Ben bunu bakışlarında görüyorum. Ama sen kendini kandırmaya devam et. Başka türlü yaşayamıyorsun zaten. Fatoş. Buyurun Hande Hanım. Ayten'i arasana. Sancakzade FM'den akşam haberlerini dinlemek istiyorum. Şimdi mi arayayım? Bayramda ara. Şimdi arayayım ben o zaman. Hoparlörü de aç. Kızı görüyor musun? Artist çıktı. Ah, Fatoş arıyor. Kız Fatoş. Nereden biliyorsun da tam zamanında arıyorsun? Konağa bomba düştü, bomba. Hayırdır inşallah, ne bombası? Kız bizim Ayşe gelin var ya, çakma çıktı. Ferit Bey yemekte bir bir döküldü. Bunlar Hande Hanım'a inat olsun diye sözleşme yapmışlar. E süreleri de dolmuş. Ferit Bey resmen tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna dedi, iyi mi? Ay yani bir yaşıma daha girdim, tövbe tövbe gerçekten. Ah Fatoş. Herkes eşekten düşmüş karpuza döndü vallahi. Yani doğal olarak ben de ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Oldu, o zaman ben yarın arayayım seni, böyle biz uzun uzun yarın konuşalım. Oldu, hadi. Delireceğim, çok mutluyum şu an ya. Tabii. Anne. Kızım. Ay. Ya çok seviyorum ben sizi. Hayırdır, ne oldu? Babacığım. Oh be. Thank you.
Biz sadece Ayşe ile mutlu, birbirini seven bir çifti canlandırdık. Hepiniz de buna inandınız. Ayşe bu oyunu o kadar iyi oynadı ki, yani ne yalan söyleyeyim, bir an ben de onun gerçekten kocası olduğumu sandım. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Helali hoş olsun. Ama bu oyunu uzatmanın daha fazla manası olmadığını düşünüyorum. Size daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Ayşe ile şu an itibariyle yollarımızı ayırıyoruz. Kendisiyle oynadığımız aşk masalı sona erdi. Alo. Hah, Ayşe'cim. Neredesin canım? Aklım sende kaldı. Yani neredesin, ne haldesin? Canım çok yanıyor Bediye abla. Ah benim güzelim. Hadi eve gel. Bak hem geç oldu, gece gece Allah korusun. Bediye abla olmaz. Ben o eve gelemem. Tamam. O zaman nerede olduğunu söyle bari, ben senin yanına geleyim ha? Aç şu telefonu Ferit, aç. Ferit niye böyle yapıyorsun, konuşsana. Ya biz daha dün gece, ya bir günde bambaşka birine dönüştün. Niye böyle değiştin anlayamıyorum gerçekten, lütfen bir şey söyle bana. Ferit lütfen bir şey söyle, bak canım yanıyor diyorum, anlamıyor musun? Ya ne yaptım ben sana, neden değiştim, bir şey söyle lütfen. Lütfen bir şey söyle, kız bağır çağır hakaret et ama lütfen yeter ki bir şey söyle. Benim sana söyleyecek sözüm yok Ayşe. Ne demek yok? İyi misin oğlum? Merak ettim seni. İyiyim anne. Biraz uyumaya ihtiyacım var sadece. Uyursun. Biraz konuşalım mı? Konuşmayalım anne. Dinlenmem lazım. Yorgunum. Madem her şey bir oyundu, neden bu kadar üzgünsün? Anneciğim. Uyumaya ihtiyacım var, dinlenmem lazım diyorum. Yorgunum, üstüme geliyorsun. Neden anlamıyorsun? Tamam. Tamam, gideceğim. Ama bana şunun cevabını ver. Sen bu kıza aşık oldun mu? Olmadım. Biz onunla bir oyun oynadık. Yorulduk. Oyunu bitirdik. Ayşe'nin bir paraya ihtiyacı vardı. O ihtiyaç duyduğu parayı aldı. Ben de size yalan söylemekten kurtuldum anne. Tamam. Mutlu son yani anne. Hatta senin için bile. Kızı buradan kovmak için bayağı emek verdin. Peki... Hiç konuştunuz mu? Gelecek mi konağa? Hiçbir eşyasını almadan gitti. Tek başına sokaklarda kızacağız. Thank you.
Yoruldum ben. Biraz dinle. Dinle. Sinan, selam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Beleman? Odamızdaymış işte. Böyle başımıza bir meteor düşse de değişik bir şey olsa diye bekliyorum. Ne diyorsun Sinan ya? Her şey yolunda mı? Yok, yolunda değil Leman. Tren raydan çıkmış bir defa. Koy vermiş gidiyor. Bak, neyse tamam, sen beni boş ver. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Anan nasıl kız? Ben iyiyim. Ya ben başımın etini yemeni bile özledim, biliyor musun? Yarın gelini alayım mı senden? Yarın diyorum, geleyim alayım seni. Ha? Sabahtan. Tamam, sen o zaman sabah hazır ol, tamam? Anan. Ya. Dedi ki kızım öp dedi benim için. Öp o zaman. Sıpa seni. Baba, Cenkler gidiyormuş. Terk ediyorlar Antakya'yı. Hayat be kızım. Değil mi? Çok mu üzüldün sen Boncuk? Mutlaka bir sebebi olmalı. Ferit hiç böyle bir şey yapacak bir çocuk değil ki. Yaptı Vediye abla, yaptı. Dün gece göz göze geldiğim, ömrümü geçiririm dediğim adam gitti. Yerine gaddar, duygusuz bir adam geldi sanki. Allah Allah. Ay, ne olmuş olabilir ki? Sen mi bir şey söyledin? Sen mi bir şey yaptın? Sevdim. Aşık oldum. Biz dün gece gerçekten karı koca olduk. Hiçbir şey oyun değildi. Her şey çok gerçekti. Of. Ayşeciğim, of. Ama böyle olmaz. Yani al karşına, yüz yüze konuşun bence. Böyle kaçarak, susarak olmaz ki. Konuşmuyor Vediye abla, konuşmuyor ki. Aradım, konuşmuyor. Ben yokmuşum gibi davranıyor. Anlayamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Oysa bizim o kadar çok hayalimiz vardı ki birlikte. Bir günde her şey değişti Vediye abla. Oynadı benimle Vediye abla, oynadı. Konuşmaya geldim. Sana ne yaptım? Söyle bana, neden bunları yapıyorsun? Hala beni aptal yerine koyuyorsun, hala. Ne mi yaptın Ayşe? Başkalarına rol yapman gereken oyunda bana rol yaptın sen. Ama artık oyun bitti Ayşe. Ben oyun falan oynamadım sana.
Seni sevdim. Seni gerçekten sevdim. Neden böyle bir şey yaptığını hala anlayamıyorum. Hala yalan söylüyorsun ya. Hala şansını zorluyorsun ya. Biraz dürüst olur musun? Dürüst ol, dürüst. Senin derdin ne? He? Derdin ne senin Ayşe, derdin ne? Para mı, pul mu? Söyle. Ne parası be? Ne parası? Senin paran da pulun da bassın be. Ya senin paran beni satın almaya yeter mi? Senin paran beni mutlu etmeye yeter mi? Ya hayatımı paylaştım ben seninle mi? Hayatımı, mutluluğumu, yüreğimi paylaştım. Sen benim yatağımı paylaştığım ilk adamdın. Sana yazıklar olsun. Ya bir kadına nasıl yakıştırırsın be? Yazıklar olsun sana. Ne halin varsa gör. Bir insana yalan söylemek yakışır mı? Bir insanı aldatmak yakışır mı? Hani nerede eşitlik? Cesur'la nişanlı olduğunu biliyorum. Onun nişanlının olduğunu biliyorum Ayşe. Ne diyorsun ya? Yani Baha'nın. Namı değer Baha. Nişanlının. Şimdi de onun yanına gidiyorsun herhalde. Benden aldığın paralarla gider kendinize yeni bir hayat kurarsınız artık. Ayşe, Baha bana her şeyi anlattı. Tamam mı? Ben her şeyi öğrendim. Şimdi gelip böyle karşımda bana dürüstlük abidesiymiş gibi konuşma. Git, keyfine bak, hayatını yaşa. Artık yemezler, tamam mı? Yemezler artık. Baha sana ne anlattı? Ne mi anlattı? Ne anlattı? Söyle. Duymak istiyor musun? Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlattı. Senin için cinayet işlediğini anlattı. Uğruna cezaevine girdiği kadının zengin bir koca bulunca kendisini nasıl yarı yolda bıraktığını anlattı bana. Devam edeyim mi biraz daha? Sen bunları dinledin ve ona inandın öyle mi? Ya seni kandırmış. Öyle bir şey yok. Baha benim arkadaşım, sadece arkadaşım. Ya nişanlım falan da değil ayrıca. Nişanlın değil öyle mi? Evet. Nişanlın değil. Ya gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Ya ben senin altına imza attığın ifadeni okudum. Tamam mı? Gördüm ifadeni. Sen değil misin nişanlımın hiçbir suçu yok? O sadece nişanlısını korumak istedi diyen ha? Sen değil misin? Bunlar senin hür iradenle söylediğin cümleler değil mi? Bu senin ifaden değil mi Ayşe? Ya bu adam sırf beni tacizlerden koruduğu için hapse girdi. Kendimi borçlu hissettim. Ona yardım etmeye çalıştım. Başka bir şey yok. Ya niye benden yardım istemiyorsun sen? He? Niye benden yardım istemiyorsun? Avukatım ya ben. Avukatım, avukat. Hapisten kaçıp buralara geldiğinde sana anlatacaktım. Ama teslim olmam dedi. Hapse geri dönersem beni öldürürler dedi Ferit. Öyle mi dedi? Evet. Ya bu adam beni öldürmek isterken senin sesin çıkmadı be. Kılın kıpırdamadı be. Canıma kastetti bu adam benim, canıma. Ne? Seni Baha mı öldürmeye çalıştı seni? Ben bilmiyordum. Ben gerçekten bilmiyordum. Ben bilseydim böyle bir şeye izin verir miydim? Asla sana zarar vermesine izin verir miydim? Ya ben senin yüzünden canıma kasteden adamı evime aldım. Mahremime soktum. Soframa oturttum, iş verdim, iş. Sen yine sustun, sesini çıkarmadın. Tek kelime etmedin be. Benim canımın hiçbir kıymeti yokmuş senin gözünde. Ya yalvardım, yalvardım. Yemin ederim yalvardım. Para verdim, git dedim, kovdum. Gitmedi. Ne yapayım? Ayşe biliyor musun? Hande bana, geçmişimize, anılarımıza, çocukluğumuza ihanet etti. Onurumu kırdı benim o. Ben o zaman demiştim ki kendi kendime, bundan daha büyük acı olabilir mi? Allah'ım ben daha ne yaşayabilirim acaba? Daha ne kadar küçük düşebilirim demiştim. Ama büyük laf etmişim. Çok büyük laf etmişim. Beterin beteri varmış be. Beterin beteri varmış. Sen ne yaptın biliyor musun bana? Sen benim umutlarımı yaktın. İnancımı, geleceğimi, yarınlarımı, aşkımı yaktın, yıktın, çiğnedin, geçtin. Bitirdin sen beni be. Bitirdin beni, bitirdin. Ben sana ne söylesem, ne anlatsam sen beni dinlemeyeceksin ki. Evet, ben kötü biriyim Ferit. Üzülmeye değmeyecek kadar kötü biriyim. Ne demiştin sen bana? Ben herkes değilim. Herkes aynı değil. Herkes seni aldatmaz. Herkes öyle olmaz demiştin. Güven bana demiştin. Ben onlar gibi değilim demiştin. Ben sana güvendim.
Ama sen beni aldattın. Tamam mı? Sen beni aldattın. Ya sen benim gözümün içine baka baka yalan söyledin ya. Sustun sen, sustun. Sessiz kaldın. Tabii. Dedin ki bu adamın hali vakti yerinde. Hazır nikahımız da var. Ne yapacağım cezaevindeki adamı? Ne işim olur onunla? Gözünü kırpmadan harcadın nişanlını. Gözünü kırpmadan harcadın onu. Acımasızsın sen, acımasız. Vicdansızsın sen be. Vicdansızsın. Bak, git o nişanlına ayıp etme. Tamam mı? Yazık etme o çocuğa. Git onu kurtar. Bir daha da benim karşıma çıkma. Benden uzak dur artık. Fatoş, ne oldu benim kahve? Davetsiz misafir. İkramda kusur aramaz Hüseyin. Gel, gel otur şöyle. Hayırdır Bahtiyar? Böyle destursuz. Ne bileyim, sesin soluğun çıkmıyor. Telefonlara cevap vermek de yok. Adnan'la korktuk. Dedik, adam başına bir şey mi geldi acaba? Hani son zamanlarda elin ayağın her yere uzanıyormuş ya. Geç otur, geç. Benim elim ayağım nereye uzanıyormuş? Haberler geliyor. Ya Hüseyin, sen bu Adnan'la ne husumetin var Allah'ını seversen? Ya benim Adnan'la ne husumetim olur ya? O zaman o cesur denen iti ne diye musallat ediyorsun adamın evladını? Cesur kim? Hüseyin, bak bırak bu ayaklar. Oğlan Ferit öldürüyordu lan, az kalsın. Bu işlerin şakası yok. Bak sana diyeyim, Adnan kelle istiyor. Ben hani bir dostluğunuz var, bir ortaklığınız var. Usulen bir uyarayım da ayağını denk al istedim Hüseyin. Ne diyorsun lan sen? Söylediğini kulağın duyuyor mu? Kalaycı Feridun'un adamlarıyla olan diri diri toprağa gömmüşsün. Ya bana adamdan söz et ha. Kalaycı mı dedi bunu? Kalaycı kim ya? Kim para verirse onun kabını parlatır o. Ya ne bir yanlış anlaşılma oldu ha Hüseyin? Bahtiyar, bunu bana de. Git Kalaycı'ya sor. Soracağız tabii. Ona da soracağız. Ya Hüseyin, sen bu tefecilerle de mi bir sıkıntın varmış? Düşen adama dost lazım Hüseyin. Bak, sen gene de attığın adımlara dikkat et. Kayıverirsin Allah'ın muhafaza. Eyvallah. Hüseyin bende kusur yok diyor Adnan Bey'im. Kalaycı'yı suçluyor. Ben yaptırdım diyecek hali yok ya herhalde. Peşini bırakma Bahtiyar. Yalan söylüyor Hüseyin. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Sen de pek güzel uyudun. Ayşe gitti, rahatladın herhalde. Ben o kızın bir gün gideceğinden adım gibi emindim. Ferit'in huyunu değiştirdi. Oğlumuz bize şimdiye kadar hiç yalan söyledi mi? Hayır.
Ama insanlar sevince her şeyi yapabilir. Yıllardır söylediğin yalanlar, sakladığın gerçekler o kadını çok sevdiğin için miydi Adnan? Ya gerçekten her defasında nasıl lafı dönüp dolaştırıp bana getiriyorsun anlayamıyorum. Yani gerçekten pes doğrusu pes. Feraye'den bir çocuğun olacaktı, değil mi? O çocuk doğsaydı, Feraye yaşasaydı sen bir sancakzade olmayacaktın ama mutlu olacaktın. Değil mi Adnan? Yok. Sen yalan söylemekte mahir olduğuna göre ikimiz de idare ederdin herhalde. Bir ayağın konakta, bir ayağın o kadının ininde olurdu. Böyle paşa paşa yaşayıp giderdin. Evet. Bir oğlum olacaktı. Ama öldü. Ve ben hayatım boyunca bu vebali taşıdım. İçimde bu acıyla yaşadım. Anlıyor musun sen bunu? Ha? Anlıyor musun? Çektin ha? Vah Adnan! Vah! Çok üzüldüm senin için. Çok üzüldüm. Yazıklar olsun sana. Ya benim çektiğim acılar Adnan? Ha? Benim çektiğim acılar yıllarca. Yıllarca. Doktorlar eğer hamile kalırsan hayatın tehlikeye girer dedi. Ama sen doğum yapmam için ısrar ettin. O ölen çocuğun içinde değil mi hepsi? Ya saçmalama ya. Ne alakası var? Ne alakası? Ben sana bir değil. İki evlat verdim ama sen burnumdan getirdin. Hayatımı hiçe saydın. Kariyerimi, sağlığımı umursamadın bile. Neden? Neden? Çünkü sana lazım olan bir kadın değildi. Sana lazım olan bir anneydi. Oh, çok saygıdeğer, muhteşem Adnan Bey'in yıllardır karısına ruhsal işkence uyguladığını kimse bilmedi, hiç kimse. Sus. Sus yeter. Sus be kadın. Sus, sus. Hadi vur. Vur, ne duruyorsun? Vur. Hadi. İşte sen bu... Sen sinsi bir canavarsın. Kadınların güçlü olmasına, ayakta durmalarına tahammül edemeyen o aciz erkekler gibi hemen şiddete başvuruyorsun. Ne yaparsan, ne yaparsan yap. Nafile, nafile artık. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Bunca yıl seni sevmeyen bir insana nasıl katlandın? Nasıl yaşadın sen benimle ha? Nasıl? Nasıl? Söyle. Sen bunu anlayamayacak kadar ruhsuz bir adamsın. Çocuklarına bile sevgi göstermekten acizsin sen. Kaybettiğin o oğlun için yanacağına, hayattakilere biraz kıymet verseydin. Karının değerini bilseydin, sahip çıksaydın. Çok daha onurlu bir hayatın olurdu. Yeter! 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 Yeter artık! Yeter! Yeter! Azade, nasılsın? Pek iyi değilim. Bugün buluşsak da biraz dertliysek diyorum. Vallahi benim de canım burnumda ama şu anda müsait değilim. Ben seni akşamüstü arasam. Yine eski günlerdeki gibi bizim okulda buluşsak olur mu? Olur tabii, ne zamandır gitmedik. Orası çok iyi, tamam. Tamam, senden haber bekliyorum. Tamam, ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Annem tutkuyla takıntıyı karıştırıyor bence doktor bey.
Ben ona Ferit'e aşığım diyorum. Onsuz yapamam diyorum. O benim kaderimde var diyorum. O bana bırak şu takıntıyı diyor. Bana geçen gün büyü artık anne dedi. Ben Ferit'le büyüdüm. Ona biliyor bunu. Sanki küçükken o bana bir an önce büyü de Sancakzadelerin gelini ol artık diye aklıma sokmamış gibi. Şimdi de çıkar aklından Ferit'i diyor. Sanki Ferit'in annesi Azade Hanım bana böyle kabarık kabarık elbiseler alıp büyüyünce de bunların gelinlik olanını giyeceksin. Benim gelinim olacaksın demiyormuş gibi. Yani Ferit Bey'le evlenmek çok da sizin seçiminiz değilmiş. Hayır. Hayır yani benim seçimimde. Ben küçüklüğümden beri bugünü bekliyorum. Yani annemle kayınvalidemden çok benim hayalimdi bu. Oğlum biliyor musun? Sanki koca dünya yıkılmış da altında kalmış gibi hissediyorum kendimi. Beni bu enkazdan kim kurtaracak? Nasıl çıkacağım inan hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Yüreğim yanıyor. İçim yanıyor, içim. Meğer ihanetin büyüğü aşkın gücüyle belli ediyormuş kendini. Sanki hiç geçmeyecekmiş gibi. Allah'ım sen bana yardım et. Ben onu fırtınadan bile kıskanırken geldi o kız girdi hayatımıza. Ayşe. İstanbul'da evet. Gidiş dönüş değil. Sadece gidiş. Tek bilet. Teşekkür ederim. Sözünü ettiğiniz Ayşe nasıl bir anlam? Yani sizce Ferit Bey neden onu tercih etmiş olur? Zavallının biri işte. Para karşılığı evlenmiş Ferit'le. Düşünebiliyor musunuz? Ferit bir oyun kurmuş. Ayşe de ona alet olmuş. Hepimize yalan söylemişler. Sırf benden intikam almak için. Sırf bana acı çektirmek için. Peki Ferit Bey neden sizden intikam almak istemiş olabilir? Ayşe'yi kıskandınız mı? Ya sizce Ferit Bey o kıza gerçekten aşık mı? Mesela onları ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? İkisini doğracıkta öldürmek istedim. Neden öldürmek istediniz? Öpüşüyorlardı çünkü. Aşık olmuş o kıza Ferit. Ne saçma değil mi? Ben orada duvarın arkasında onların öpüştüğünü izlerken öldüm. Ölmekten, öldürmekten. Yani bunlardan korkmuyorsunuz. Tepkilerinizin bu kadar büyük olmasının nedeni Hande Hanım? Çok aşık olmak. Ben size bunu nasıl anlatabilirim ki? Zaten öyle sandığınız gibi büyük bir şey de olmadı. Ben buraya annemin zoruyla geldim. Şimdi size Ferit'e ne kadar aşık olduğumu anlatacak değilim. Hande Hanım öfkeniz çok taze. Hangi kadın sevdiği adamı başka bir kadınla görmeye dayanabilir ki? Hele ki kalbinin başkası için atmaya başladığını anlarsa. Eninde sonunda bitecekti. Babamın yardımlarıyla biraz kolay oldu o kadar.
Babamın yardımıyla dediniz. Tam olarak ne yaptı babanız? İlgilenmiyorum. Benim için sonuç önemli. Ferit o kızın gerçek yüzünü gördü mü gördü. Ona aşık olmadığını anladı mı? Bence çoktan anlamıştır. Ferit benden çok gitti. Çok uzaklaştı. Ama sonunda sadece bana aşık kalacağını anlamıştır. Peki siz ona gerçekten aşık mısınız sandığım? Aşık mısınız ona? Deli gibi. Tam zamanında aradı Yaman da kapatmayı. Yaman kim? Biz Ferit, Yaman, ben birlikte büyüdük. Feritlerin çiftliğindeki sayısın oğlu Yaman. Ferit de kardeş gibiydiler. Peki sizinle olan ilişkisi nasıldı? O bana hep aşıktı. Küçüklüğünden beri benimle evlenmenin hayalini kuruyordu. Onunki de boş hayal işte. Hande'yi mi merak ettin? Sabah konuştum Zümrüt teyzeyle. Psikiyatra gidecektim. Öylesini aradım. İyi değildi ya. Hayırdır ya? Ne bu böyle imal gülmeler falan? Kendi sal aklıma gülüyorum biliyor musun? Dünden beri bekledim. Belki beni de merak edersin, belki beni de ararsın diye. Betül başlama yine ya. Bana söz verdin ya. Sana söz verdim, tamam. Sana bir söz verdim, sözünde de duruyorum zaten. Değil mi? Hande benim arkadaşım ya. Hayır, ne istiyorsun anlamadım ki. Hayatından mı çıkarayım? Ne istiyorsun? İstesem de yapamazsın. Sen Hande'den vazgeçemezsin Yaman. Biliyor musun? Birbirimize çok benziyoruz Yaman. Sen nasıl Ferit'e rağmen Hande'den vazgeçmediysen... ben de bile bile nişanlandım seninle. Ama yok. Ben yapamam böyle. Eğer hala Hande ile bir hayalin varsa benden vazgeç. Beni oyalama. Çünkü ben artık sana duyduğum bütün aşk kalbime gömmeye hazırım. Ana nasıldı? Gerçi seni görünce turp gibi olmuştur ha. Anam zaten turp gibi. Hasta değildi ki. Nasıl hasta değildi? E sen niye gittin köye? Ben boşanma dilekçesi hazırladım. Anlaşmalı olsun diye sana da okutmak istedim. Ama annen gördü. Yırtıp attı. Beni de iyice düşünmem için köye yolladı. Yani köye gitmemin annemle hiçbir alakası yok. Sen şimdi Ebru'yu kıskandın. Benden boşanmak istedin, öyle mi? Hangi kadın olsa kıskanır. Ya sen benden bu kadar geniş olmamı bekleyemezsin Sinan. Ben seni seviyorum. Bunu anla.
Ne olur beni anla. Bak iyisiyle kötüsüyle Ebru'yla benim bir geçmişim var, doğru. Ama sen beni hiç tanımadın mı ya? Ya ihanet edemem ki. Kıyamam ki kızım. Siz benim canım ciğerimsiniz. O zaman görüşme. Uzak dur Ebru'dan. Sana sokulmasına izin verme aşkım. Tamam Leman, gidiyorlarmış zaten. İstanbul'a taşınıyorlarmış. Öyle miymiş? Kocası yüzünden. Ya ben sana söylemedim de. Kız çok ağır şeyler yaşamış. Ya yeni bir hayat kuracak herhalde kendine. Bilmiyordum. Bak Leman. Bak gerçekten şuramdan söylüyorum. Anla diye. Ben zamanında bu kıza bir söz verdim. Güven bana dedim. Ama olmadı, yapamadım. Annem istemedi. Sonra çekti Almanya'lara gitti. Orada evlenmiş. Kocası bunu dövüyormuş. Ya düşün bak, ben şiddet gördüğünü bile doktordan öğrendim. Oturdum kendimi suçladım. Ya ben sadece eski bir dosta yardım etmek istedim. Bak eski sevgili olarak değil. Anladın mı? İhtiyacı olan bir kadına el uzattım, bu kadar. İşte ben de ya uzattın o eli yanlış anlarsa, ya umutlanırsa, umutları hayallere dönüşürse, bundan korktum. Sen beni anladın mı Sinan? Hemen bak, Allah korusun yarın öbür gün biz boşanırsak, sen bana böyle bir şeyle gelsen, ben sana da koşarım. Sen beni tanımadın mı? Ha? Kocam böyle bir adam. Bak sen aşık olduğun adamı değiştiremezsin. Ben de aşık oldum, Leman'ı değiştiremem. İnsanlığımdan vazgeçirme beni. Ben böyle bir adamım. Dost doğru bir adamım. Gel buraya. Ayşe? Ayşe, senin neyin var? Leman, sen içeri gir. Ben geliyorum hadi. İçeri gir, ben geliyorum. Ayşe. Bekle. Ne oldu, geri mi döndün? He? Ferit'e yaptıkların yetmedi mi? Gideceğim Sinan abi. Eşyalarımı toplamaya geldim. Topla, geride de hiçbir şey bırakma. Hem Ferit için hem de bizim için çok iyi olur. Nasıl yaptın be kızım? He? Nasıl yapabildin ya? 3 günlük dünya be. Ferit gibi bir adama nasıl yapabildin? Hiç vicdanın yok mu senin? Çok şaşırttın beni. Senden hiç beklemezdim. Yazık ettin. Vallahi yazık ettin. Sen de mi Sinan abi? Sen de mi benim kötü biri olduğumu düşünüyorsun Ferit gibi? Vallahi bu dünyada artık kim iyi kim kötü ben çözemez oldum. Canımız dediğimiz canımızı yakıyor. Ciğer dediğimiz ciğerimizi söküyor. Ya ben dedim ki, bak dedim Ferit, bu kız az kız. Bu kız çok iyi kız, üzme bu kızı. Demez olaydım ya. Dilim kopaydı da demez olaydım. Ne yaptın be kızım sen? Ne yaptın Ayşe? Ya ortada bir hata varsa? Ya benim boşuna günahım alıyorsanız? Nasıl bakacaksınız benim yüzüme? Asıl ben kardeşimin yüzüne bakamıyorum. Çocuğu ne hale getirdim biliyor musun? Git gör şimdi. Anasından indi, sütü burnundan getirdiniz çocuğu. Anneciğim. Hoş geldin kızım. Ayten, gelin hanımın valizini alın. Hoş bulduk anneciğim. Öpeyim. Anne. Bir şey. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Anne. Gelirken Ayşe'yi gördüm. Biraz üzgündü. Bir şey mi oldu? Sorma kızım. O bütün mutlu evlilik gösterileri oyunmuş. Nasıl yani? Oyundan mı evlenmişler? Maalesef. Bak gördün mü? Boşu boşuna üzüldünüz şimdiye kadar. İçin sızlıyordu. Benim kocam niye böyle değil? Ferit karısının arkasında duruyor diye. Sizin boyunuz kadar bir çocuğunuz var. Öyle canım cicim demekle yalan gerçek olmaz. Thank you.
hadi. Hadi evladım. Evladım, benim canım oğlum. Niye böyle yapıyorsun sen? Ha? Bak yürümemiz lazım bizim. Koşmamız lazım. Hadi inat etme. Birleşmen lazım. Tamam, anlıyorum. Tamam ama sen de beni anla oğlum. Bak bizim bizden başka kimsemiz yok. Sen yapma bari be. Anlıyorsun beni, biliyorum. Sen yapma bari. Hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Niye zorluyorsun hayvanı? Sana ne lan? Çekil git başımdan. Boşuna zorluyorsun fırtınayı. Git kendine binecek başka at bul. Hayvanın da hayatını tehlikeye atıyorsun. Saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. Evladım o benim. Ne yapacağımı sana mı soracağım? Kendi haline mi bırakayım onu? He? Ağrım mahkum kalsın. Ulan manyak, daha yeni ölümden döndün. Hayvana daha iyileşmemiş zaten, görmüyor musun? Karışma lan, karışma. Sen işine bak. Biz birbirimizi iyileştiririz. Kimse gölge etmesin yeter. Birader bak, senin öfken, isyanın kime bilmiyorum ama... yani senin karın var oğlum ya. Git karınla paylaş acını, kederini. Sana ne lan benim karımdan, kederimden? Oğlum bak, ben senin ciğerini biliyorum. Senin belli ki için bir şeye yanmış. Yapma böyle bak, anladın mı? Hande'ye yaptığın gibi yapma. Oğlum bak, bu kız sana belli ki aşık. Gözünün içine bakıyor lan. Sar, sarmala, sev, yaşa, yaşat, ne bileyim oğlum, dök içinden geçenleri ya. Duvar olma lan bu kadar kıza, kapatma kendini. Ulan sen kimsin lan? Sen kimsin lan bana akıl veriyorsun? He? Sana mı soracağım lan ben ne yapacağımı? Gelmiş bana burada sev, yaşa, yaşat diyor. Tamam kardeşim ya. Ne kardeşi lan? Ne kardeşi lan? Çek elini kolunu. Benim kardeşim falan değilsin. Hain adamdan kardeş mi olur? Üzülmüş ayakları yapma bana. Üzülme lan bana, üzülme. Bana bu dünyada üzülecek en son adam sensin. Git, elimden bir kaza çıkmasın. Yürü oğlum, yürü. Gel Yaman. Hüseyin Varoğlu'yla artık ortaklığımızı bitiriyoruz. İşlemleri başlat. Bu otel inşaatında durdurma kararı al. Ama bu ortaklık onun her şeyi. Eğer ödemeyle ilgili bir sorun varsa ben bugün onu... Mesele para değil. Hüseyin'le iş yapmak zaten başından itibaren hataydı. Güvenmediğim bir insanla aynı yolda yürümek intiharımız olur. O yüzden bu işe bir son vermemiz lazım. Hisselerini hesaplatayım mı muhasebe? Tamamını değil. Gecikmiş ödemelerin bedelini karşılamak zorunda. Hüseyin Bey'i bitirmiş olacaksınız. Umurumda değil. Ani olmadı mı karar? Önce bir emin olaydım. Hani suçu günahı yoksa yazık olacak. Bence tam zamanında hareket ettik. Bu işi Hüseyin'in yaptığından eminim. Hatta kendi ayağıyla gelip suçunu itiraf edecektir. Artık kaçacak geri kalmadı. Gel Duygu. Kuru temizlemeden gönderdiler Adnan Bey. Cebinden bu çıkmış, size vermemi söylediler. Teşekkür ederim. Elbisemi konağa yolladım. Peki efendim. Anlaşıldı mı? Efendim Aslan yeğenim. Hüseyin amca, konuşmamız lazım. Çok acil hem de. Hayırdır yeğenim, kötü bir şey mi var? Ha. Holding olmaz diyorsan, bak şimdi ben fabrikaya geçiyorum. Sen de oraya gel. Birazdan orada olurum, tamam. Eyvallah. Terapi odaları biraz garip. Niye ki? Ne bileyim.
ölüme çok yakın insanlar derler ya, hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor diye. Öyle hissettirdi çok hızlı anlatınca. Ne biçim konuşuyorsun be, ölüm ölüm öyle. Yavrum sen oraya sıkıntılarına çare bulmaya gittin. Yasın gelişi diyorum. Benim sıkıntılarımın çoğu dün bitti zaten. Hande, yavrum şu olanları bana bir baştan sona bir daha anlat bakalım. Baban ne yaptı da işler bu hale geldi Hande? Neyini anlatayım anne? Sen sonuca odaklansana. Ben sadece Baha'nın yani Ayşe'nin nişanlısının Ferit'e her şeyi anlattığını gördüm. O kadar. Hmm. Sonra da Baha elini kolunu sallayarak gitti, öyle mi? Hande, Baha'ya ne oldu onu soruyorum. Gerçekten hala terapi odasında gibiyim. Benim doktordan beter çıktın ya. Ben bir günde bu kadar çok soruyu cevaplayamam. Baha gitti, Ayşe ile Ferit'in de sahte evliliği bitti. Bu kadar. Bu işin içinde bir iş var. Nasılsa ortaya çıkar. Gerçekten. Odama çıkacağım, duş alıp gideceğim şirkete. Betül'le de konuşmam lazım. Şöyle eskisi gibi güzel bir gün geçirmek istiyorum. Sen de durma evde. Kuruyorsun çünkü. Arkadaşlarını ara, çık buluş. Kaderini ara mesela. Azade annemle arayı sıcak tut. Yakında yine dünür olacaksınız. Beyler. Benim tuvalete gitmem lazım. Çok sıkıştım beyler. Kardeşler. Tuvalet ya. Tuvalet. Hop. Aa, uyuşmuşuz be abi. Aa. Acele et, bir dakikam var. Tamam. Şöyle oturun da sizinle biraz konuşalım Ayşe Hanım. Sustur şu telefonu. Otur hadi. Ayten, iki süvari yap bize. Kubura mı düştün? Alo. Çıkacağım birazdan kardeş. Biraz müsaade et, sana zahmet. Konuşmaya mecbur kaldım. Hüseyin denen herif beni senin ölümünle tehdit etti. Yapar, yemin ederim yapar. Beni diri diri mezara gömen, Kur'an çarpsın seni öldürür Ayşe. Lan oğlum üç günlük mü yapıyorsun lan? Çıkacağım kardeş. Bir müsaade et kardeş, birazdan çıkacağım. Ben buradan sağ salim çıkamayacağım. Öldürecekler beni. Uyduyu Ferit'e de izlet. Ferit. Ayşe'nin hiçbir suçu günahı yok kardeş. Kolay çıkalım diye nişanla dedik. Ben onu sevdim, yalan yok. Ama o bir gün bile umut vermedi bana. Teslim ol dedi. Kardeş işlerler dedim, sustu. Vicdanından sustu. Ferit, o Hande var ya. Yeter lan! Telefonu çalmış şerefsiz. Al telefonu ben... Bak bak telefonuna. Belli ki arayanın merak edeni var. Sandığınız gibi değil. Benim kimsem yok. Ama şimdiye kadar söylediğim bütün yalanlar boşa çıktı. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun Ayşe Hanım? Evet. Bir oyunla başladı her şey. Ama Ferit'le gerçeğe dönüştü. Tek başıma karar vermedim. Böyle olsun istemedim. Ben Ferit'i çok sevdim. Olabilir. Sevmişsindir.
Ferit kaybolduğunda ne kadar korktuğunu gördüm. Ama yine de Ferit kaybolduğu için mi yoksa bu parayla kurduğun hayat çöktüğü için mi üzüldün onu tam anlamadım işte. Para, pul benim hiç umurumda değil Azade Hanım. Eğer umurumda olsaydı sizin verdiğiniz çeki kabul ederdim ben. Benim tek umurumda olan şey Ferit. Ferit'i gerçekten sevseydin, düşünseydin. Bütün bunlar ortaya çıkınca ne kadar üzüleceğini de bilirdin. Sevdiğini korumayan, gözünden sakınmayan insanın aşkına inanmam ben. Bunca zamandır ekmeğini yediğin, suyunu içtiğin insanların yüzüne baka baka nasıl yalan söyledim. Seni tebrik etmek lazım. Oğlumu da bizi de çok güzel kandırdın. Ben size ne desem, siz bana ne söyleseniz içiniz rahatlamayacak zaten. Ama sonuna kadar dinleyeceğim ben sizi. Yok yok. Sen en iyisi kahveni iç de git. Çünkü ben sana ne söylersem söyleyeyim sen bir türlü anlamayacaksın. Çenemi boşuna yormayayım. Ben gidiyorum. Size afiyet olsun. Durduğun hata. Hakkınızı helal edin. Ayşe abla. Hakkınızı helal edin. Sizi çok seviyorum. Ferit, aç şu telefonu ne olur. Lütfen. Lütfen aç. Ayşe. Güzelim. Böyle gitmen hiç içime sinmiyor benim ama. Ben veda etmeyi sevmem Veli abla. Ama senin bende çok emeğin var. Hakkını helal et. Olur mu? Helal olsun güzelim. Helal olsun da ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Aklım sende kalacak. Aklım bende kalmasın hiç. Ben bu yaşıma kadar tek başıma geldim. Öyle de devam ederim. Döner hayatıma kaldığım yerden. Hatta sıfırdan başlarım. Düştüğüm yerden hep kalktım ben. Ah güzelim. Ayşem benim. Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Ablalığın için, anneliğin için, arkadaşlığın için, her şey için. Yolun açık olsun güzelim. Hadi maça bak, meyveler ekecek bizi bırak.
yapma ne olur. Ne olur, ne olur. Kusura bakmayın çocuklar. Ben çok fazla oyun oynadım. Biraz dinlenmem lazım. İyi bir oyun arkadaşı değilim. Ver bana topu. Al karanfili. Gelin bakalım. Demek öğrendin son. Ben sana bir türlü anlatamadım ya. Sen nereden biliyordun? Başından beri şüpheleniyordum ben zaten. Dağ başında seni kurtarırken de bir tuhaftı o. Sürekli Ayşe ile ilgili sorular soruyordu. Hınçlıydı. Meğer bir derdi varmış. Ben de şüphelenince üzerine gittim. Sonunda ağzından bir şeyler kaçıyordu. Öyle emin oldum işte. Keşke ilk şüphelendiğinde söyleseydin. Feris söylemeye çalıştım ya. Annemle babam bile benim delirdiğimi düşündüler. Sırf seni unutamadım diye böyle bir şey uydurduğumu söylüyorlardı. Bizi görüştürmediler ya. Biliyorsun yaşananları. Neyse sana bir şey olmadı ya. Önemli olan o. Ben buna seviniyorum. Senin mutlu olmanı istiyorum. Çok mutlu olmanı. Sağ ol. Biz her şeyden önce arkadaşız. O yüzden senin için her şeyi yaparım ben. Her zaman yanında olacağım. Hep. Ben seni çok seviyorum. Her zaman seveceğim. Gideyim ben en iyisi. Ya ben bankadan o kadar para çektim. Ben ortaklık payımı yatırdım ya. Ne demek ortaklıktan ayırmak? Ya şimdi o parada kuş olup uçacak malum tazminattan dolayı. Ama bence işin içinde para pul mevzusundan daha başka bir şey var Hüseyin amca. Bunlar senin bu cesurlu olan mevzuyu mu anladı acaba? Ha? Yok abi, bu adam bana taktı ya. Yemin ederim taktı, beni bitirecek ya. Bu adam kendini ne zannediyor ya? Neyse, sen bu tefeci işini ne yaptın? Bir de kredi eklendi üstüne. İki gün kaldı ya. İcracılar tepeme çökecek valla. Ev, araba, tarla. Ben bunu zümrüse nasıl anlatacağım ya? Ticarette bazı krizleri fırsata çevirmek lazım Hüseyin amca. Sen bu kadar parayı nereden buldun ya? Hüseyin amca bak. Belli ki bu bankadan gelecek olan para sana yetmeyecek. Sen bu parayı al. Şu tefeci işini hallet. Ha? Aslında benim ya. Eyvallah. Bir dakika ya. Biz de çok yaşadık. Bu kadar para karşılıksız verilmez. Ne istiyorsun benden? Kızını. Ya Hüseyin amca şaka yapıyorum sana, takılıyorum ya. Şaka mı şimdi ya? Vallahi bir ara daha mağdur olmak aklımdan geçmedi değil. Ama sonra işin içine başka kişiler, başka olaylar karıştı. Köprünün altından çok sular aktı, merak etme. Hande'nin bundan haberi var mıydı? Kızın pahalı oyuncağından kafasını kaldırıp beni gördün mü bilmiyorum.
Neyse şimdi ortalığı bulandırmanın manası yok. Zaten ikimiz de başka yollara girdik. Neyse Hüseyin amca. Bence bu para yeni başlangıçlar için olsun. Seninle inşaat işleri yapalım. Şöyle güzel projeler yapalım istiyorum. Ha? Ne diyorsun? Var mısın benimle ortaklığa? Abi, Hüseyin'le buluştu bu senin yaman. Bir çanta para verdi. Tamam. Beni dinlemiyorsun. Gözlerime bir şey bakmıyorsun. Vedalaşmama izin verir misin? Bana inanmanı çok isterdim. Çocuklarımızla maç yapacağımız, sadece ikimizin, ailemizin olduğu bir hayat için her şeyimi vermeye hazırdım. Ama bana inanmadın. Benden başka herkese inandın. Kendince yargıladın, hükmünü verdin. Şimdi ben nasıl ayağa kalkacağım? Git artık. Seni seviyorum. Hakkınızı helal edin. Söyler misin nedir mesele? Sanki evlilik oyunun ötesinde başka bir şey var. Ötesi yok baba. Berisini de anlattım zaten. Bir iş anlaşmasıydı, bitti. Madem iş anlaşması, niye bu kadar kederlisin oğlum? Aranızda bir duygusallık olduğu apaçık ortada Ferit. Yani Ayşe'yi gördüm. Bu kız sana deliler gibi aşık. Kimsenin deliler gibi aşık olduğu yok baba. Herkes kendi yolunu çizdi gitti. Bu meseleye kimsenin karışmasını istemiyorum baba. Tamam mı? Ayrıca senin de söylediğin gibi ben insanları harcıyorum. Yarı yolda bırakıyorum. Farz et ki Ayşe'yi de bıraktım. Bunu mu duymak istiyorsun baba? İzninle. Özür dilerim oğlum. Ben sana büyük haksızlık ettim. Hande'nin seni Yaman'la aldattığını bilmiyordum. Açıkçası aranızdaki bu ilişki nasıl başladı ben pek önemsemiyorum. Eğer Ayşe senin gönlünde bir boşluğu dolduruyorsa onun gitmesine izin verme. Sevgine sahip çık. Çünkü insan yaptığı seçimlerin bedelini bir ömür boyu taşıyor. Baba sana bunu kim söyledi? Hı? Kimden duydun sen bunu? Abim değil mi? Abim ya. Tabii ki abim. O benim bilmem lazımdı. Benim tahmin etmem lazımdı bunu abimi söyleyeceğini. Boş boğazlık edeceğini benim tahmin etmem lazımdı. Ben o gün sana o kadar yüklendim ki seni korumak için mecbur kaldım. Lütfen abini suçlama. Peki baba. Peki.
Vur davul yüzüne. Ancak eline gelirsin. Baha'yı en başından beri biliyordun değil mi? Onu silah olarak kullandın. Böyle boyundan büyük laflar etme. Yakışmıyor sana. Durmuyor üstünde. Baha nerede? Çabuk söyle bana. Sen kesin yerini biliyorsundur. Söyle. Kapının önüne konulunca sinirlenmen çok normal. Ben de özenle döşediğim gelin odama girince Ferit de beni kovmuştu. Ben de böyle sinirlenip üzülmüştüm. Hatırlıyor musun? Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Seninle konuşmak da istemiyorum. Bana Baha'nın nerede olduğunu söyleyeceksin. Ayşe sen hakikaten salakmışsın ya. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bak gerçek karşında. Gerçek benim. Sen ve yalanların bir çöpsünüz. Baha sana her şeyi anlattı değil mi? Kullandın onu değil mi? Ben Baha falan tanımam. Bence sen de artık kurcalamam kanar. Ferit'ten paranı peşine aldın mı ona bak. Hayır taksitle anlaştıysanız mağdur olursun çünkü. En başından beri tuzaklar kurdun bana değil mi? Her şeyi sen planladın. Bir dakika, bir dakika. Sen kendi kazdığın kuyuya düştün Ayşe. Tamam mı? Yalanların ortaya çıktı. Görev süren de o. Hikayem bitti. Eğer bir gün aklını başına toplayıp dengin birini bulursan gel yine Antakya'ya. Ben sana görmediğin turistik yerleri de gezdiririm. Biz o zamana kadar Ferit'le çoluk çocuğa karışmış oluruz ama sen yine de çekinme. Ara beni yani. Senin zehirli cümlelerin beni yaralayamaz Hande. Boşa çeneni yormasın. Ben Ferit'e duyduğum aşkı senin terazinle ölçmem. Öyle senin gibi kapı kapı dolaşıp ortalığı ayağa kaldırmam ben. Yarama tuz basarım, başımı alıp çekip gitmesini bilirim ben. Hoşça kal. Ha Ferit. Oğlum baksana. Ne oldu lan? Kime diyorum ben? Ayşe girmiş şirkete. Ha? Ne konuştunuz? Konuştuk işte bir şeyler. E tamam oğlum anlatsana işte ne konuştunuz? Abin de dahil herkes seni kandırıyor. Ben kandırmışım çok mu dedi. Tövbe. Benimle ne alakası var oğlum? Anne meselesini hani kimseye anlatmayacaktın? Ha? Hemen gidip yetiştirmişsin babama. Ya ben bu dünyada kime güveneceğim ya? Ha? Kime güveneceğim ya? Sana güvenemedikten sonra kime güveneceğim ben? Oğlum adam acı acı laflar etti. Dayanamadım ya. Dayanamadım. Ne yapayım? Ya sen Müge'nin üstüne yemin etmedin mi bana? Ettim. Niye tutmuyorsun o zaman yeminini? Niye tutamıyorsun şu çeneni ya? Oğlum ağzımdan kaçtı ya. Öyle laflar edince dedim sonra tövbe edeyim. Bir defa oldu gitti. Kardeşim biliyorsun benim kötü bir niyetim yok ki. Abi. Bir insan evladının üstüne boş yere yemin etmez. Tamam da. Tamam da ne ya? Tamam da ne? Ne tamam da? Ya ben daha öz abime güvenemezken başkalarında kabahat arıyorum. Yazıklar olsun bana ya. Yazıklar olsun bana. Oğlum, Ferit. Zümrüt gördün mü? Şurada koşan kız ne kadar bana benziyor. Tuttu gençliğim. Gerçekten de çok benziyor. Ama sen daha güzeldin Azade. Yok canım. Ah, ne iyi ettik de geldik. Ne kadar uzun zamandır yoktuk. Gelmemiştik buraya değil mi? Aa, evet. Adnan'a olan aşkımı sana yetiştireceğim diye nasıl da koşmuştum. Ona olan aşkımı bütün Antakya'ya, mahallesine, sokağına, dağına, taşına haykırmak istiyordum. Adnan'a aşığım, Adnan'a aşığım. Duyduk duymadık demeyin. Hatırlıyorum bize bir gelişin vardı. Yanakların böyle alal olmuş yüreğin ağzında. Sana şey sormuştum. Adnan da sana aşık mı diye sormuştum. Cevap verememiştin, dilin tutulmuştu. Bilmiyordum ki Zümrüt.
Ben onun aşkıyla değil, kendi aşkımla ilgileniyordum. Aslında belki de sen haklıydın. Şimdi düşünüyorum da seni dinleseydim, az geçseydim daha az acı çekerdim. Belki de bambaşka bir hayatım olurdu. Ya niye öyle diyorsun ki? Biz pişmanlıklarımızdan ders çıkarıyoruz Azad. Ayrıca beni dinlemiş olsaydın da eminim sen Adnan'dan vazgeçmezsin. Yani aşk ateşinden kim kaçmış ki? İlle yanacağız, illa yanacağız. Feraye yaşasaydı Adnan'ın onunla ve çocuklarıyla bambaşka bir hayatı olurdu. Kendimden vazgeçtim. Ama o bana bir adım bile atmadı. Hüseyin adım attı da ne oldu sanki ha? Güya beni mutlu etmek için, lüks içinde yaşatmak için çalışıp durdu. Sonuç, gözünü para hırsı bürüdü. Her şeye sahip olmak istiyor. Hande'nin şu haline baksana. Aynı babası gibi. Kendine benzetti kızını da. Başkalarının hayatına özene özene kendimizi unuttuk. Bazen böyle aynaya bakıyorum da aynadaki kim diyorum kendi kendime. Ah, bir daha dünyaya gelsen ne yaparsın? Bence aynısını yaparsın. Yok Zümrüt. Aşk için ne kendimden ne de ideallerimden vazgeçerdim. Hı? Hı. Ama belki de geç değildir ha. Ne dersin? Ne? Al bakalım. Kuruşu kuruşuna borcun tamamı. Alacak verecek kalmadı. Selametle. Buyur. Abi, aradık ulaşamadık. Bu adam tuvalete gideceğim diye bizden telefon arakladı. Ne diyorsun oğlum? Yerleri aramış mı? Yok abi. Mesaj göndermeye çalışmış Ayşe'ye. Ama anında sildik dakikasız olmadan mesajı. Ne yapalım bu olanı? Vallahi defalarca ikaz ettik. Anlamadı. Demek ki sevgiyle canını yakmak lazımmış. Yoksa benim kızımın canı yanacak. Oldu. Merhaba. Hoş geldiniz. Benim İstanbul'a gidiş biletim vardı. Bir dakikası var ablam, erken gelmişsiniz. Sorun değil, bekleriz. Teşekkürler.
Benden başka herkes inandı. Kendince yargıladın, hükümünü verdin. Şimdi ben nasıl ayağa kalkacağım? Gerçek aşk süründürmez. Aşk yaşatandır nihayetinde. Dünya var olalı beri ne aşk affetti ihaneti, ne de söndü geride kalanların intikam ateşi. Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri, dönmeselerdi yarı yoldan, aşk efendimiz olur, hükmü alırdı dünya. Canım, neredesin ya? Hazırladık masayı, seni bekleriz. Hoş geldin. Bakıyorum pek keyiflisin. Evet. Seninle şöyle baş başa iki arkadaş vakit geçiremiyoruz. Gel şöyle bir keyif yapalım. Sonunda ayrılmışlar. Ayşe ile Ferit. Ne dedim ben sana? Bak Fatoş döktürmüş yine şu kurabiye, çok güzel yesene. Yok, aç değilim ben. O zaman bu gece bir değil, iki ayrılık konuşacağız. Nasıl yani? Bir dakika. Siz Yaman'la iyisiniz değil mi? Yani Yaman iyi mi bilmiyorum. Artık ilgilenmiyorum ben. Çünkü ben onun hayatında görünmezim. Yani benim gerçekten bir suçum yok, biliyorsun değil mi? Hande, kimsenin bir suçu yok. Yaman hep seni sevdi. Hep sana ait. Hiç değişmeyecek bu. Ben sadece kendimi kandırdım. Belki beni de sever diye düşündüm. Ben zorladım. Beni seveceğine inandım. Ama olmadı. Boş bir hayaldi işte. Saçmalama ya. Siz mutlu görünüyorsunuz bence. Ferit bana nasıl geri dönecekse Yaman da sana geri dönecek. Merak etme. Aşk emek ister. Belki sen de bir gün Yaman'ın sana olan emeklerini görmek istersin. Çünkü benim onunla ilgili hiçbir beklentim kalmadı anne. Hoş geldin Betül'cüğüm. Hoş bulduk Zümrüt teyzeciğim. Nasılsın güzel kızım? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen mücveri seversin diye bak sana mücver yaptım. Ay, elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Koy oraya tatlım. Anne gelsene birlikte yiyelim. Ah bir dakika kızım. Alo. Neredesin Hüseyin ya? Telefonlarını da açmıyorsun, yemeğe gelmeyeceğini de söylemedin. Yok, oturuyoruz. Betül de geldi. İyi, tamam. Bak, merak ettirme. Tamam. Zümrüt teyzeciğim, hadi oturun artık. Benim mutfakta işlerim var kızım. Halledeyim, geliyorum. Hadi siz beni beklemeyin, başlayın kızlar yemeğe. Tamam. Bakayım. Yüzüğün de gitmiş. Bana ait değil ki zaten. Çocuklar küçükken konak cıvıl cıvıl olurdu. Sen de eskiden ne kadar çok gülerdin. Uzun zamandır gülümsediğini bile görmedim. Çocuklar büyürken dertleri de büyütürler derdi anne. Biliyor musun, bazen bu konağın lanetli olduğunu düşünüyorum. Buraya giren hiç kimse mutlu çıkamıyor. Nedense. Senden önceki saadeti bilmesem ben de konağa lanetli olduğunu düşünebilirdim Adnan. Belki de sen getirdin o laneti konağa Adnan. Efendim Bahtiyar. Hayır, sen çiftlikte kal. Ben kendim halledeceğim o işi. Ben de zaten çıkıyorum. Görüşürüz. Adnan. Önemli bir karar aldım. Sancakzade Holding'e ait tüm hisselerin ve sahip olduğumuz mal varlığının
aile bireyleri arasında pay edilmesini isteyeceğim avukattan. Yani benden boşanmaya karar verdin, öyle mi? Hayır. Bu bir boşanma kararı değil. Biz bunun için geç kaldık. Bu saatten sonra çocuklarıma babalarının gerçek yüzünü anlatamam. Sorarlar çünkü neden boşanıyorsunuz diye. Senin bana çektirdiğin acıları anlatırsam bir daha senin yüzüne bakmazlar. Kol kırıldı, yen içinde kaldı. Lafı dolandırmasam, niyetin neyse söyle, açık açık konuşalım. Niyetim, sindirilmiş bir kadını ayağa kaldırmak. Ayrıca oğullarımın artık kendi yollarını kendilerine çizmesini istiyorum. İş hayatında babalarına bağımlı olmalarını istemiyorum. Herkes kendi payını alsın, kendi yolunu çizsin. Beni değiştirmek mi istiyorsun? Seni değil, kendimi değiştirmeye karar verdim Adnan. Seninle kaybettiğim onurumu, gururumu, itibarımı, kadınlığımı, benliğimi, özgüvenimi tekrar kazanmak istiyorum. Artık kocasının gölgesine sığınan, sevgi direnen azade olmak istemiyorum. Kendini bulmadan önce ne olduğunu ve kim olduğunu bulsan daha iyi olacak. Azade. Bak ne diyeceğim. Şimdi Yaman'ın hayatı durumu tamamen değişti ya. Yani kafasını dağılması normal. O yüzden iyi düşün bence. Ben kararımı verdim Hande. Sen beni düşünme. Tabii ki seni düşüneceğim. Kimi düşüneceğim? O Yaman da derdine yansın. Gül gibi kızı kaçırdım diye. O senin peşinden koşacak. Üzülme sen. Tamam. Betül, sen benim tek yakın arkadaşımsın. Daha böyle şeyler için aramızın bozulmasını istemiyorum. Ben de istemiyorum. Hande. Hı. Hande, ben seni çok seviyorum. Ben de. Hadi gideyim artık ben. Geç oldu. Tamam, hadi görüşürüz. İyi geceler. Bana bunu neden yaptın Baha? Hemen söyleyeceksin. Ayşe, şarjım çok az. Konuşmamız lazım. Kapanmadan hemen bana konum at. Ayrılmışsın Betül'le. Biz seninle ne konuştuk? Ben sana o kızı üzmeyeceksin demedim mi? Ferit'e yaptığımızın aynısını o kıza yapmayacağız demedin mi? O kız benim tek yakın arkadaşım. Üzmeyeceksin o kızı. Şş, yavaş gel ya. Sakin. Olamam sakin falan. Ya yapma şunu ya. Yapma işte. Neyi yapmayayım ya? Ha? Neyi yapmayayım? Kızım biz buyuz. Sen niye bunu inkar ediyorsun ki? Biz kimle olursak olalım birbirimizi aldatmış olacağız. Hep birileri üzülüp arkamızdan küfür edecek. Bak ben artık bunu istemiyorum. Ben kimse üzülsün istemiyorum. Anladın mı beni?
Sen Ferit'i mi istiyorsun? Git al. Koş peşinden. Belki bir köşe başında yakalarsın. Ama artık beni bırak. Bak bunu Betül anladı ama sen anlamadın. Kızım sen benim içime yerleşmişsin ya. Ben iflah olmam ki. Allah Allah ya. Ne yapacaksın böyle tek başına, acı mı çekeceksin? Sana ne ya? Ha? Sana ne? Dert benim derdim kızım, sana ne? Benim öyle bir derdim var ki ben derman aramıyorum. Zekil. Seni uyarmıştım. Sana kızımdan uzak duracaksın demiştim. Ya sende hiç mi haysiyet yok? Hiç mi onur yok? Ne yavaş? Ne yavaşı be? Ne yavaşı? Bana bak, senin tek kelime etmeye hakkın kalmadı Hande. Sen bizden ne istiyorsun ha? Bizden ne istiyorsun sen? Ferit'i istiyor. Bir daha buraya gelmeyeceğini söylüyordu. Hadi şimdi kızınızı götürün. Anne. 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 Anne, gerçekten Betül için geldim ben, üzme kızı diye. Sen beni bitirdin. Sen beni bitirdin. Anne. Benim yüreğimi bittirdin anne. Beni öldürdün sen kızım. Anne. Ah, beni öldürdün. Anne ne olur. Tamam ne olur. Tamam. Şimdi topu alacağım. Tamam bunu yapayım. Tamam bunu olur. Ne yaptınız? İyi haber verin bana. Ayşe ile buluşacak oğlan. Aferin. Bundan sonra sizde. Ortalığı iyi temizleyin ha. Geride bir şey bırakmayın. Tamam mı çocuğum? O ne lan? Hayırdır Adnan? Yol kesmeler filan. Eşkıyalığa mı soyundun? Biz sana niye ulaşamıyoruz Hüseyin? Nerelerde at koşturuyorsun bakalım? İki ortak böyle gece yarısı yol ortasında mı konuşacağız? Ortaklık mı? Ne ortaklığı? O iş bitti. Biz yollarımızı ayırdık senin. Ortaklık bitti. Dünürlük bitti. Dostluk zaten bitmişti. Ne konuşacağız? Nedir senin bu düşmanlığın? Ha? Ne istiyorsun sen bizden? Niye Ferit'i öldürmek istedin? Söylesene. Evlat tatlıymış değil mi? Evlat acısı zormuş. Şimdi anlıyor musun benim neler çektiğimi? Ulan şerefsiz. Ulan haysiyetsiz. Kim senin evladını öldürmek istedi ki? Hı? Kim Hande'yi öldürmek istedi ki? Ama sen benim evladımı öldürmek istedin. Ve sen Adnan Sancakzade'ye evlat acısı yaşatmak istedin. Öyle değil mi? Söylesene. Adnan, sen evlat acısını benim yüzümden yaşamayacaktın. Çekenin omuzundan da ben meseleyi sana anlatayım. Bak Adnan, kızımın gönül meselesi yüzünden ben Ferit'i öldürecek kadar gaddar bir adam değilim. Cesur'u sen salmadın mı üzerine? Hı? Beceremeyince de onu öldürtmek istedin değil mi? Bak orada yanlışım var. Daha meseleyi çözememişsin. Benim günahımı boşuna alıyorsun. Anlat o zaman. Anlat da dinleyelim bakalım. Bak bu Cesur var ya, Ayşe'nin nişanlısıymış. Adam kıskançlık krizine girmiş. Ferit'i öldürmek istedi. E senin Cesur'la işin ne? Bu adam Ferit'i dağ başında öldürecekken Hande bulup getirdi. Adam kızıma musallat oldu. Ben kimseye kızımı musallat ettirmem kardeşim ya. Şimdi sen bana teşekkür etmen gerekirken bir de bunu söylüyorsun bana ya. Ortaklıktan ayrıldık. Beni bitirmeye mi çalışıyorsun? Hadi buyur bitir. Zaten parça parça bitiyorum ben. Hani cani değildin lan sen? Hani katil değildin? Ferit'i öldürmeye çalışan sen misin? Sen ne aşağılık adamsın lan? Hiç mi utanmadın o yalanları söylerken? Hiç mi yüzün kızarmadı senin? Sen benim hayatımı mahvettin be!
Ayşe. Tehdit ettiler beni, tamam mı? Beni öldürmekle tehdit ettiler. Korktum, çok korktum. Öldürselerdi keşke. Keşke ölseydin. Niye benim hayatımı mahvediyorsun? Ben ölüme razıydım. Beni değil, seni öldüreceklerdi. Ayşe'yi öldürürüz dediler. Beni seni öldürmekle tehdit ettiler, anlıyor musun? Eğer Ferit'e bunları söylemezsen her şeyi getirir gözünün önünde öldürürüz dediler. Mecbur kaldım ben. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim. Yemin ederim, ben yalan söylemiyorum sana Ayşe. Kim? Kim o zaman kim? Kim beni öldürmeye çalışıyor, söyle kim? Maha! Ayşe. Affet beni Ayşe. Yardım edin! Yardım yaksam da seni öldürsem diye üstündeki tezek kokusu gitmiyor. Gitmiyor. Baha! 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 Görmüyor musun? Bir daha yıkma kardeşim. Ayşe, vazgeç artık.
Ayşe Hanım. Avukat Hanım. Siz uzaktasınız ama buradaki davayla ilgili bir gelişme oldu. Baha'nın sizi korumak için adamı bıçakladığını ispat eden bir video kaydı bulundu. Sizi taciz eden gençler çekmiş. Bu delil bizim için çok önemliydi. Ayşe Hanım orada mısınız? Bakın Baha kendi rızasıyla teslim olmalı hemen. Böylelikle serbest kalacak. Kaçmasına gerek yok artık. Gözünüz aydın. Adalet yerini buldu sonunda. Adnan amca. Adnan amca iyi misin? Adnan amca. İlaç'ım. İlaç'ım. Kalk Ceyhan abi. İlaç'ım var mı? Adnan senin gerçek baban. Ambulans. Ambulans çağır evlat. Oldu. Senden başka gidecek kimsem yok. Cinayet bürodan Halil. Komiserim, hoş geldiniz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Hayırdır? Ayşe Sancakzade'yi arıyoruz. Baha Yalçın'ın öldürülme olayıyla ilgili kendisini gözaltına almamız gerekiyor. Eşim burada değil.
We'll be right back.